Herkese merhaba. Yepyeni bir marka tanıtım videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizinle hepimizin sevdiği Zara Home'da 270 TL'ye satılan kırlent kılıfını biz tam tamına 15 TL'ye yapacağız. Hemen kırlent kılıfını göstermek istiyorum. Ben çok beğendim gerçekten. Şöyle orijinalini bu tarafa koyuyorum. Hemen bir karşılaştırın. Aşağı mutlaka yorum yazın. Hangisi daha güzel olmuş. Ben de benzer renklerde yapmaya çalıştım. Şöyle bir yakından da göstereyim size. Bence çok güzel oldu. Ben zaten bu renk tonlarını çok seviyorum. Bir de evimi bohem tarzda dekora dekore etmeye çalıştığım için bu renkler benim evimle de uyumlu. Hatta bunun battaniyesi de vardı. İsterseniz onu da beraber yapabiliriz. Çünkü ben bu renk kombinasyonu çok beğendim. O yüzden battaniyesini de yapmakla yapmamak arasındaki çizgideyim. 500 veya 600 lira olması lazım battaniyesinin de. Kırlentin üstelik sadece kılıfı 270 TL. Yani ön yüzü bu şekilde motif, arkası da bu şekilde kumaş bir kılıfı var. Ben direkt kırlentimin üzerine diktim bunu. Bu şekilde kenarlardan ördüm. Şöyle tam kenarından diktim. Çok güzel oldu. Maliyet aslında 15 TL bile değil ama ben şu kırlenti de dahil ettim. Hani maliyetine belki kırlentiniz yoktur evde diye. O yüzden 15 TL yaptım. Yaparsanız benimle de paylaşmayı unutmayın. Kırlentte kullandığım iplerin renk kodunu ve hangi ipleri kullandığımı aşağı linkini bırakacağım. Malzeme linkini açıklama kısmına. Oradan malzemelerine bakabilirsiniz hangilerini kullandığımı. Birebir ne kullandıysam onu ekliyorum sadece. Yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağım. Bu tarz marka çalış videoları daha fazla gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabımı son bir kez bırakıyorum. Ve kırlent yapımına geçelim. Zaten bu videoyu pazar günü paylaşıyor olacağım. Hemen çayınızı kahvenizi alıp kırlente başlamamanız için ben bir sebep göremiyorum açıkçası. Yaparken de bana story atmayı unutmayın Instagram'dan. Story atın. Beni de etiketleyin. Ben de nasıl örüyorsunuz, hangi renklerle örüyorsunuz bu şekilde görebilirim. Hadi gelin kırlat yapmaya başlayalım. Zara Home Kırlant için şu şekilde pamuklu ipler tercih ettim. Tığ milimimiz de 4 milim olacak ve makas ihtiyacımız var. Klasik kare motiflerden kullanacağız. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Toplamda 9 tane motife ihtiyacımız olacak. Şimdi nasıl yapacağımıza geçelim. Şu şekilde ipimi aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Sihirli halkayla başlamıyorum. Çünkü bu tarz projelerde sihirli halka açılabiliyor. Hırkadır vesaire sihirli halka yapmayalım. 3 tane zincir çektim. İlk zincirin tepesine battım. Bu kısımdan tutuyorum ve şu şekilde içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane daha yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. Buradaki 3 zincirde bir trabzan sayılıyor bir iki zincir çektim tekrar doladım şu şekilde üç tane ile trabzan yapıyorum bu işlemi dört kere tekrar ediyorum yani dört tane kutucuğum olacak şu üçlü trabzanlara kutucuk diyorum grup da diyebilirim neyse bir iki tane oldu iki zincir çektim bir daha yapacağım sonra tekrar iki zincir bu şekilde ilk sırayı tamamlıyorum bakın şu şekilde iki zincir çektim en son şuraya batıyorum içinden geçirdim sonra bunu da bunun içinden geçirdim bir zincir çektim ve ilk sıram tamamlandı şu şekilde şuraya sıkıyorum şu orta kısmı da yani şu zincirden kalan ipi de şöyle biraz çekiyorum ki ortası sıkılaşsın Şöyle tatlı küçük bir karemiz oldu. Şimdi ikinci sıra. Diğer rengimi aldım. Bakın, şu şekilde çevirdim. Kısa taraf altta kalıyor. Daha sonra şöyle çevirdim. Şunu içinden geçirdim. Şöyle bir halk oluşturup tığımı oraya taktım. Şimdi şu şekilde karemi aldım. Bu Motifin düz tarafı kullanacağımız taraf ama biz şimdi tersinden öreceğiz ki tam düzgün kare olsun. Hanım dilendi motifini yaparken bir ters bir düz örmezseniz bir o taraftan bir bu taraftan e, kare tam kare olmuyor. Yani böyle şekli kayıyor diyebilirim. Doladım ve elimle tutuyorum ilk sıra olduğu için. Şöyle bir tane kil trabzan yaptım köşeye bakın ipleri de içinden yürüteceğim bu köşede kaydırdım yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu motifi birçok kez anlattım zaten burada bir kere daha göstermek istedim çünkü bayağı eski videolarda kaldı şöyle 3 tane iki trabzan yapıyorum sadece köşelerde iki zincir var diğer yerlerde hiç zincir çekmiyorum diğer yerlerden kastım şu Burası bir köşe iki zincir çektim. Üç tane kilit trabzan yaptım. Doladım. Buradan bu köşe atlarken zincir çekmiyorum. Mesela. Üç tane kilit trabzan yapıyorum. Şöyle. İki zincir çektim. Doladım. Aynı yere tekrar yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. En son 3 tane ki trabzanım yaptım. Şuradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. İpimi oradan çıkardım. İlmeğimin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve kestim. İkinci sıranın da sonuna geldik. Şimdi şu ikisini kesebilirim. İçeriden yürüttüm. Şu şekilde. Kestim. Şimdi motifin düz tarafı burası. Biz arkadan örmüştük. Şu ipi de şöyle arkaya doğru çıkartayım. Bunlara en son düğüm atacağım. Şimdi bu taraftan öreceğiz. Bakın zaten dikkatli bakınca belli oluyor. Şurasının görüntüsüyle burasının görüntüsü farklı. Bakın bu tersi çevirdim. Bakın bu düzü. Ama bizim motifimizin düzü burası. Yani bir bu taraftan örüyorum bir bu taraftan böylece Tam düzgün kare oluyor. Şimdi üçüncü sıraya geçelim. Bir sonraki rengimi aldım, ipimi doladım. Ben hep köşeden başlıyorum. Şöyle yine köşeden başladım, trabzan yapmaya. Bu sefer çevirmiştik. Bakın düzünden ördük, tersinden ördük, düzden örüyoruz. Şu şekilde, aynı şeyleri tekrar ediyorum. Bunu bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım orta kısmına batıyorum. Zincir yok arada Sadece köşelerdeki zincir var. Şöyle. Buradan da bir sonraki köşeye alıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum sonra bir sonraki rengimi koyacağım şöyle bir iki şöyle göstereyim sıra sonuna kadar yapıyorum motifin 3. sırasında bitirdim 4 sıralı bir motifle çalışacağız en son bakın Burası motifin düzü yani yastıkta görünecek kısım düzünden ördüm, çevirdim tersinden ördüm, düzünden ördüm. Şimdi de son sırayı çeviriyorum. Zaten iplerinden de anlaşılıyor tersi düzü. Şöyle tersinden örüyorum. Son sıra ters denk geliyor. Bu şekilde 4 sıralı 9 tane motif örüyoruz. Bakın bu şekilde. Ben şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar yapacağım. Şu şekilde sıra sonuna kadar bunu da aynı yapıyorum. Şimdi motifimiz bu şekilde bitmiş oldu. Bu burası ters kısmı. Bakın şurada küçük çıkan ipten de anlayabilirsiniz. Bu kalan ipleri birbirine şöyle iki kere düğüm atıp kesiyorum. Böylece iyice sağlamlaşmış oluyor. Bir dekorasyon ürünü yapacağımız için sürekli yıkanabilir sağlam olması lazım i̇şte bunları düğüm atıyoruz şu şekilde bu ip kullandığımız ip koton bir ip böyle kolay kolay kopan bir ip değil o yüzden düğüm atarken korkmayın bu kahverengi en son tersten ördüğümüz için ipi arkaya doğru geçirdim bunu da bu şekilde düğüm atıyorum. Şu, şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi kare motifimiz hazır. Tam bir kare oldu. Şimdi bunları nasıl dizeceğimize bakalım. Bakın dizilimi bu şekilde yazdığım renk sıralaması birebir aynı yaptım. Siz de buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz yaparken. Şimdi birleştirirken şu turuncu gibi olan tarçın rengi ile birleştireceğim. Aslında orijinalde daha böyle kahverengi gibi bir renk sanki ama ben tam o rengi bulamadım. Ona en yakın bulabildiğim renk buydu. O yüzden ben de bu şekilde yaptım ama bence güzel oldu. Şimdi birleştirmemiz ise çok kolay. İsterseniz siz dikebilirsiniz ama ben oradaki birebir görüntüyü vermek istediğim için oradaki gibi birleştireceğim. Şimdi bu ikisini alıyorum. Tuttum. Tuttum. İki uçtan yani iki zincirin olduğu yerden bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra. Bir buradan bir tane de bu trabzandan alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yani bildiğimiz sık iğne ile birleştiriyoruz. Herhalde en kolay motif birleştirmesi bu olabilir diye düşünüyorum. Şu şekilde. Bakın zaten karşılıklı denk geldiği için şöyle alıyorum bir buradan aldım bir karşısından aldım Bakın sol kısma geldim. Burada da yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın açtığım zaman tıpkı orada kırlentteki gibi şöyle eğimli duruyor. Bakın bu şekilde sık iğne ile birleştirdiğimde. Şimdi ben bu ikisini tutup buradan birleştirmeye devam edeceğim. İlk önce böyle yana doğru birleştirelim. Sonra da yukarıdan aşağıya birleştirebiliriz dizdim hiç dizdim şekli bozmuyorum hemen yandaki iki tanesini aldım iki sık iğne onlara yaptım şöyle şu şekilde devam ediyorum Bakın bu şekilde devam ediyorum. Ben şimdi buraya kadar geleceğim. Daha sonra bu ikisini alacağım bu alt kısmı birleştireceğim. Şimdi bu alt kısmın birleştirmesini yaptım. Aynı şekilde üst kısmı yapacağım. En sonda bu araları yapacağım. Şimdi şurayı bakın aynı bunu birleştirdiğim gibi koydum. Şimdi bunu alıyorum. Aynı şekilde yapıyorum. Daha sonra şu motifi buraya ekleyeceğim. Bunu da buraya ekleyeceğim. Bir çizgi de buradan oluşacak. Hiç değişik bir şey yok. Bakın aldım. Köşeden sık iğne yaparak başlıyorum. Şu şekilde. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Şimdi ben burayı da yapıp geliyorum. Şimdi yatay birleştirmelerimiz bitti. Geri dönüyorum. Buna en son bir de ütüleyeceğiz kılıfa geçirmeden önce ki böyle daha düzgün dursun. Aynı şey bu taraflar için de geçerli. Bakın bu sefer de bu taraftan katlayıp köşeden sık iğne yapmaya başlıyorum. Yine. Sadece tam orta kısma gelince bir püf noktası var. Orta kısma gelene kadar aynı şeyi uyguluyoruz. O yüzden ben şimdi sık iğne yaparak şuraya kadar geleyim. Bakın köşeye kadar geldim sık iğne yaparak. Şimdi köşede şunu şöyle açtığımızda şu köşe kısmına da batıyorum. Bakın şu köşe kısmına bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra diğer köşeye atlıyorum. Bir sık iğne de oraya yapıyorum. Sonra normal kısma geçiyorum zaten. Örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda da ipimi normal bir şekilde kesiyorum. Bir üst sırayı yani şöyle bir göstereceğim. Şu kısmı da aynı şekilde yapacağız. Bakın ben şu an şu kısmı yapıyorum. Şuraya kadar geleceğim, ipimi keseceğim. Daha sonra bu kısmı da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde kırlentimiz bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi bence çok güzel görünüyor. Şimdi kenarlarını yapmaya başlayacağız. Şimdi yine turuncu ipimi aldım. Kenarlarını da turuncuyla geçeceğim. Köşe kısmından başlıyorum. Tığıma yine ipimi aldım, doladım. 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum köşeye. 2 zincir çektim. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerde artık 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir olacak. Bunu yaptıktan sonra kenara geçiyorum. Bakın doladım. Hemen şuraya ilk trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum doladım bir yan tarafa geçiyorum yine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum ki sepetimden ipimi alıyor bu şekilde şuraya kadar geleceğim şurayı bir püf noktası var onu beraber yapalım şimdi köşeye kadar geldim trabzan yaparak Köşeye kadar geldim. En son şu köşeye trabzan yaptım bir tane. Doladım. Şimdi burada bakın bir ilmek var. Görüyor musunuz bunu? Buna şöyle yandan batarak bir trabzan da buna yapıyorum. Doladım. Sonra diğer motifin köşesine yapıyorum. Bu şekilde. Doladım. Sonra trabzana geçiyorum. Normal. Her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şu şekilde bir görüntü olacak. Bakın gayet düzgün görünüyor. Şimdi bunu şöyle yapayım. Bütün çevresine bir sıra uyguluyorum. Daha sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Bütün çevresine uygularken Köşe kısımlarda, şuralarda yine buradaki ilmeklere batıyorsunuz ortada. Köşe kısımlarda ise iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, iki tane ikili trabzan olacak. Şimdi ben bu klentin etrafını buraya kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şöyle bir son trabzana şu şekilde taktım. Tıpkı motiflerde olduğu gibi. Böyle kapattım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doladım hemen yan tarafına battım. Bundan sonrası kolay. Köşeler yine 2 tane kil trabzan, 2 zincir, 2 tane kil trabzan olacak. Diğer kısımlarda her trabzanın üzerine bir tane trabzan olacak. Bu şekilde toplamda 3 sıra yapmış olacağız. Şöyle bakın köşeyi yaptım, doladım. Burada dikkat etmeniz gereken şey yenetlemiyorsun. Burada dikkat etmeniz gereken şey buradaki trabzan yaptıktan sonra şuraya batmayı unutmayın. Çünkü iki trabzan onu biraz kapatıyor üzerine. Şöyle yapayım. Doladım. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Bu şekilde bir sıra dolaşacağım. Aynı şekilde bir sıra daha dolaşacağım. Ve bitmiş olacak. Bu kadar kolay işte. Ben şimdi iki sıra yapıp geliyorum. Her trabzanın üzerine bir tane trabzan. Köşelerde yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Evet işte kırlentimiz bitti bu aşamada. Orijinalinde arka kısmı kumaştı. Kırlent kılıfı zaten kırlent bile bu fiyata dahil değildi. Arka kısmı kumaş olduğu için ben de şimdi buna uygun kırlentimin üzerine bu parçayı dikeceğim ve tek yönlü bir kırlentimiz olacak. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim açıkçası. Hem şu anki ev dekorasyonuma da uygun. Şimdi kırlente dikme zamanı. Dikmeden önce Tersini çevirip şöyle tersten de bir hafif ütüleyeceğim buhar ütüyle. Evet kırlentimiz bitti gördünüz zaten. Ben kırlentin ön kısmını şu şekilde kenar 3 trabzanı bitirdikten sonra zaten 3 sıra trabzanı yapıyorsunuz bitiyor kırlentin ön kısmı. Ben şu arkadaki kırlenti kendim diktim. Benim böyle bir kırlentim yoktu. Ben kılıf dikmek yerine Direk şöyle kaput bezi deniyor bu kullandığım kumaşa. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bu kaput bezi diye kumaşçılarda bulabilirsiniz. Hem çok ucuz fiyatı hem de şeyi en iyi yüksek kumaşlarda kumaş olarak eni uzun bir kumaş. O yüzden bu kumaştan benim evimde hep bulunuyor. Ben bunu birçok farklı projede, çanta astarlama vesaire kullanıyorum. Çünkü rengi tam bembeyaz değil. Böyle kırık beyaz gibi doğal bir rengi olduğu için, pamuklu da bir kumaş olduğu için her şeyde kullanabiliyorum. Her renkle de uyumlu oluyor. Ben bundan bir kırlent diktim. İsterseniz kırlent videosu da yapabiliriz. Yani beraber kırlent dikmeyi de öğrenmek isterseniz beraber bir kırlent dikebiliriz. Şimdi ben bu kırlenti diktim. Üzerine de direkt Ördüğüm şeyi diktim. Bakın şu şekilde kenarlarından turunciple daha yakın yapayım. Bakın hiç belli olmuyor. Gerçekten şu kenarlarını belli olmayacak şekilde elimle tek tek kırlanta dikerken kırlantın önünü yaptığımdan daha uzun sürdü. Ama kesinlikle sonuca değdi. Ben çok beğendim. Şöyle çok mutluyum kırlantımla. Siz de kırlant yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın. 270 TL ama... Bizim maliyetimiz 15 TL bile değil. Yapınca anlayacaksınız. Aynı renkleri kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. Şu çizgilerin kabartmalı olması da bence ayrı bir hava kattı. İsterseniz battaniyesini de beraber yapabiliriz. 500 ya da 600 TL'ydi battaniyesi de. Aynı renklerde. Bu tarz dekorasyon projeleri, marka çalış videoları daha fazla gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kürlentör erkenki storylerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyor olacağım. Instagram hesabını da buraya koydum. Hadi bye.